Çok değerli Mevlana dostları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sırrın Sırrı Sultan Veled Sempozyumu'nun Konya ayağının ilk oturumunu üç değerli akademisyen konuşmacımızla açıyoruz. Sultan Veled Hazretleri hakkında bir sempozyum tertip edilmesi fikri gerçekten olağanüstü güzellikte. Çünkü Sultan Veled de olağanüstü güzellikte bir insan. Öyle bir insan ki büyük babası Sultanül Ulema, babası Hazreti Mevlana, feyz aldığı hocaları Seyyid Muhakkık Tirmizi Hazretleri, Şems-i Tebrizi, Hüsamettin Çelebi, Selahaddin Zerkubi, yine babası, dedesi. Böyle bir insanı ön plana çıkarmamışız Konyalılar olarak da yıllarca. Daha gölgede kalmış Sultan Veled Hazretleri. Onun bu güzelliğini gözler önüne sermek, gönüllerimizi onun bizlere eserlerinde babasından aldığı feyzle aksettirdiği güzellikleri gönlümüze nakşetmek demek Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi'ne ve belediyemize nasibimiş. Bu bakımdan gerçekten mutluyuz ve teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı arz ediyoruz. Efendim, ben çok fazla konuşmadan Sultan Veled Hazretleri'ni Femi Muhsin'den dinlemenizi arzu ediyorum. Konuşmacılarımızın süreleri 20 dakika olacak. İlk konuşmacımız Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç. İstanbul'dan geliyorlar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden. Hazreti Mevlana'nın çocuğu olmak konulu tebliğleri için. Buyurun Sayın Hocam. Çok teşekkür ederim muhterem oturum başkanımız. Merhabalar, sabahı şerifler hayır olsun, hayırlar fetholsun, şerler defolsun. Kıymetli Hazirun, bize verilen 20 dakikalık mahdut, sınırlı süre içerisinde Hazreti Mevlana'nın öğrencisi, Hazreti Mevlana'nın sırrı ve aynı zamanda veledi, yani çocuğu, Sultan Veled'i Hazreti Mevlana'ya çocuk olmak, onun çocuğu olmak bağlamında anlamaya ve anlatmaya gayret edeceğiz. Her şeyden evvel bu sempozyumu ve bunun gibi sempozyumları düzenleyen başta Türk Kat ve Türk Kat'ın çok değerli koşuşturan, emek veren kıymetli elemanlarına, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve siz Konyalılara selamlarımı, hürmetlerimi arz ederek konuşmama başlamak istiyorum. Bu tür toplantıların önemine binaen bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle yürütmekte olduğum bir görevle ilgili olarak da bizzat tecrübe ettiğim bir durum. Alem dönüşüm halinde, hiçbir şey sabit değil tabii ki. Lakin Arap dünyası veya İslam dünyası geneli bir arayış ve bu arayışını daha sert ifadelerle dile getirmeye başladı. Malumunuz son bir yıldır izlemekte olduğumuz gidişat. Bazı zalimler gitti. Elhamdülillah, alkışladık. Ancak ayet-i kerime hak gelince batıl zail olur diyor. Batılın, yanlışın, hatanın, zulmün, zalimlerin gitmesi yerine hakkın ikamesi ile olur. Hak doğru olan ikame edilmediği sürece giden zalimler veya zulüm kabuk değiştirerek,
kalabilir, dönebilir, dönüşebilir. Veya çok daha tehlikelisi din adına zulüm olabilir. Bu önce çok alkışladığımız şey, ümid ederiz ki Müslümanların aleyhine dönmez. Bu bağlamda Anadolu'nun nefesi dediğimiz, Anadolu'nun ruhu dediğimiz, Anadolu'da 7 asır, 8 asır belki tecrübe etmekte olduğumuz ve ariflerin, erenlerin nefesiyle karılmış bu İslam tefsiri, bu İslam anlayışı, bu İslam yorumu, sufilerin tefsirinden geçmiş, Hazreti Pir Mevlana Hazretleri ve onun evlatlarının ve onun manevi yolunu izleyenlerin ilmek ilmek işleyerek günümüze kadar aktardıkları, şehir şehir, kasaba kasaba, köy köy işledikleri bu İslam, o İslam, muhterem Hazirun, çok mühim bir İslam. Çok mühim bir İslam, altını çizerek söylüyorum. Yeryüzünde şu an belki de ihtiyacı olunan, aranılan, adı konulsun veya konulmasın, İslam dünyasının belki de aradığı bir İslam. Maalesef bazı zihniyetler bu tasavvuf mektebinden geçmiş İslam'ı öyle dışladılar ki onun sonucunda İslam dini maalesef ve maalesef sadece ceza hukukunun bir mevzusu haline geldi. Yüce İslam dini sadece ve sadece bir ceza hukuku mevzuatı değildir. İslam dininin dünya görüşü, İslam dininin felsefesi, ruhu, derun tarafı, maneviyatı vardır. Bunun uzantısında çok sonraları tabii ki düzenleme dediğimiz, içtimai hayatı düzenlemek için de hukuki bazı prensipleri de bulunmaktadır. Ancak hukuk çok sonradır. Peygamber Efendimizin Mekke hayatına baktığımız zaman biraz ajitatif, belki de biraz çok aykırı bir cümle söyleyeceğim. Ancak bilenler bilir. Peygamber Efendimizin Mekke hayatına, Müslümanların Mekke hayatına baktığımız zaman şeriata aykırı çok şeyler görürüz. Ancak malumunuz biliyorsunuz birçok ahkam daha henüz inmediği için böyleydi. İnmediği için. Bedir Savaşı'na katılan Bedir ashabı, ki Bedir'in şehitlerinin isimlerini okumak şifa kaynağıdır. Her biri sarhoştu tarihi kayıtlara göre. İçki ayeti inmediği için. Bu bize o zaman hadi biz de içelim diye bir Aristo mantığı sonucu çıkarmamalı. Sadece bir fotoğrafı gözümüzün önünde canlandırmak için söyledim bunu. Yani bakınız Mekke hayatındaki İslam'da daha maneviyat esaslı, daha dikey ve enfüsi gelişim esaslı bir İslam tecrübe edilirken ve o elde edilen seviyeyi de korumak için Medine döneminde hukuk getirilecektir tabii ki, ama elde edilen bir şey vardır. Hukuk onu muhafaza eder. Siz bir şeyi elde etmemişseniz neyi koruyacaksınız? Kaba bir sadece ve sadece saldırı dili kullanan bir anlayışa meyledersiniz. Veya çok üzülerek söylüyorum, izlediğimiz zaman tüylerimiz diken diken olduğu manzaralarla yüce ve muazzez İslam dininin özdeşleştirildiği şeyler görürsünüz. Güneş ışığından uzakta, bodrum katlarında ayakları birbirine zincirle bağlanmış çocukların İslami ilimler tahsil ettirilmesi, İslam'a da, Allah'a da, Hazreti Muhammed'e de, Ehl-i Beytine de, onun yolundan gelen bütün ulema ve urafaya da ihanettir. Böyle bir İslam biz görmedik, duymadık, bilmedik. Bu nereden çıktıysa böyle bir İslam yeryüzünde yaygınlaştırılmaya çalışıldı.
Bu girişimi lütfen kabul buyurun. Izdıraplı bir kalbin sizlerle paylaşmak istediği bir husustu. Bu açıdan önem arz ediyor Sultan Veled ve onun gibilerin üzerine yapılacak toplantılar. Bu toplantılarla biz onların sırrını ne kadar elde ederiz, o ayrı bir şey. Tabii ki ancak burada duyduğumuz bir kelime cesettir, katardır ama o katarlar, o kervan kalbe mana taşır. Elbet kalplere biraz bir iki mana intikal edilebilirse ne mutlu bize. O açıdan sadece ve sadece kaba bir milliyetçilik olarak söylemiyorum, tekrarlıyorum. Anadolu'da tecrübe edilen İslam, kökeni itibarıyla büyük erenlerin, bilgelerin, sufilerin İslam olduğu için lütfen koruma altına alalım o İslam'ı. Genlerini muhafaza edelim. İhtiyacımız var. O İslam'a bizim de ihtiyacımız var. İnanıyorum ki İslam dünyasına da model olabilecek bir İslam anlayışıdır. Bunu empoze edelim diye söylemiyorum ama bir teklif edebiliriz. O manevi zenginliğe sahibiz. Bir baba düşününüz ki evladının girdiği üniversite imtihanından, evladının kazandığı bir puandan memnun olmasın, iftihar etmesin. Birçok babayı mutlu edici bir şeydir bu. Fakat öyle babalar var ki örneğini gördüğümüz gibi, göreceğimiz gibi adeta oğlu ve birazdan söyleyeceğim bir örnekte ve başka örneklerde olduğu gibi kızı, ama hangi kız, ama hangi oğul, bunlar önemli. Odaya girdikleri zaman baba ayağa kalkıyor onlar için. Burada biyolojik öncelik gibi, ben onun babasıyım, bunlar benim çocuğum denilmeden manevi ve dikey bir anlayış söz konusu. Bir ruhtan, bir sırdan bahsediyoruz. O sırrın intikalinden bahsediyoruz. Hazreti Peygamber Efendimiz Hazreti Hüseyin için benim torunum demedi hiçbir zaman. Hazreti Hüseyin için benim evladım, veledim dedi. Ve Hüseyin minni ve ene minhu. Hüseyin benden ve ben ondanım dedi. İkimiz aynı nurdanız, ruhtanız dedi. Ne demekse bunlar. Bir olay Hazreti Hüseyin Efendimiz'e ilgili. Biliyoruz ki kayıtlarda Peygamber Efendimiz'in çok fazla ayağa kalkmadığı, bazı kişiler için ayağa kalkmadığını biliyoruz. Kayıtlardan öğreniyoruz. Fakat kızı Hazreti Fatıma ne zaman odaya girse ayağa kalktığını görüyoruz. Baba kızı için ayağa kalkıyor. Ve hoş geldin babasının anası diyor kızına. Bu tabirleri 20 dakikada açmamız mümkün değil. Sadece sizlere bazı aforizmalar olarak veriyoruz. Üzerinde düşünülsün diye. Hoş geldin babasının anası. Biyolojik olarak kızına söylüyor. Nedir biyoloji, nedir maneviyat? Biyoloji ilminde, ziraat ilminde, botanik ilminde ve veterinerlikte ve ilahir bizim tıp ilminde insan veya canlının, bir canlının üreme ve neslini devam ettirebilme mekanizmaları vardır. Bir nutfenin bir parçadan bir diğer parçaya intikali, ilka ve bu ilka neticesinde meydana gelen bir üçüncü oluşum. O üçüncü oluşumun devamından nesillerin devam etmesi, bu ziraat ilminde ağaçların birbirine aşılanmak suretiyle elde edilebildiği gibi malumunuz diğer branşlarda da olabilmekte. Kainat
Kainatta doğumlar manevi özelliklerdir. Kainatta her şey doğarak büyüyor, genişliyor, ilerliyor. Yıldızlar doğuruyorlar. Kainat doğuruyor. Fikirler doğuyor. Ama hepsi bir nutfenin devamı. O nutfenin, ona tabirimi mazur görünüz, Grekçe aslını söyleyeceğim ki setredelim bazı şeyleri. Logos spermekos diyor Grek metinleri. O intikal eden tohumun, ruhun manevi olarak devamı ancak temizden temize doğru naklederek devam ediyor. Bir yerde hatlarda bir arıza olduğu zaman doğum için gerekli olan şartlar da problem meydana geliyor ve doğuma eylemi kesiliyor. Mesela modern ilimde veya modern hayatta yemekte olduğumuz piliçler, yemekte olduğumuz domatesler gibi. Bunların hepsi hibrit. Bunların hepsi genleriyle oynanmış tohumlar. Ne demek genleriyle oynanmış? Bugün yediğimiz domatesin içindeki çekirdeği alın, saklayın, kurutun. Babalarımız, dedelerimizin tarlalarda yaptıkları gibi yapın. Gömün toprağa, çıkmaz. Bir kereliktir. Güdüktür. Nesli devam etmez. Sürdürmez. Hakeza kesilen yemekte olduğumuz piliçlerin kesmezseniz kendi kendine öldüklerini görüyorsunuz. Ve onların devamı yoktur. Yemek üzere planlanmıştır. Bunların örnekleri çok fazla günümüz hayatında ve insanın sıhhatini etkilediği gibi bunlar maneviyatı da etkileyen şeyler. Çünkü yediklerimizle maneviyat arasında da irtibat vardır. Sadece Hinduizm'e ait bir husus değil, İslam tasavvufunda da önemlidir. Yediğimiz şeylerdeki nur, yediğimiz şeylerin üzerinde bulunan nur ve bereketle beraber düşünülür. Ayrı bir konu, sadece bilginiz olsun. Bir zatın bir yemeğiyle o gece keşfi açılan insanlar vardır. Bir bayanın hazırladığı helva ile 5 yıldır, 10 yıldır dereceyi açamıyoruz, geçemiyoruz diyen bir derviş grubuna, helvacı bacıdan bahsediyorum bir örnek olarak. Pir Hasan Hüsamettin Uşşaki'nin zevcesi, bir türlü manevi terakki elde edemiyoruz, tıkandık diyen dervişana, o bayan gelin ben size bir helva karayım dediğinde yedikleri helvanın üzerine o gece gördükleri manalarla hepsinde kat-ı meratip gerçekleşir. Hepsinde kapılar açılır. Yedirilen bir şeyle. Onun için yediğinize dikkat edin. Herkesten her şey yenmez. Budan kıyasla manevi alana girmek istiyoruz. Peygamber Efendimiz'den örnek verdik. Hazreti İbrahim ve çocuklarıyla irtibat verebiliriz. Çok fazla baba oğul veya bu manada manevi irtibat konuları vardır. El-veledu, çocuk, sırrı ebihi, babasının sırrını taşır. Biyolojik anlamda içinizde belki tıp tahsil edenler, genetik bilim tahsil edenler bulunmaktadır. Bunlar ne kadar bir babayı bir evlat inkar ederse etsin, evlat üzerinde babanın fiziki özelliklerinin de damgası vurulduğu gibi manevi özellikler de bu manada intikal eder. O nefes toprağa dahi sirayet eder eğer o nefes işlenmişse. Derler ki genlerinde geriye doğru, şeceresinde,
biyolojik olarak dedelerinde geriye doğru, 7 kuşak öncesine doğru bir insanı kamil, bir mürşidi kamil bulunan potansiyel olarak 7 kuşak içerisinde o nuru tekrar açabilir, elde edebilir bir torun. Böyle çok örnekler bulunmaktadır. Soyunda mürşit olan bir hakikat-ı Muhammediye makamını iktisap etmiş bir zat bulunan, o makamla irtibatı iktisap etmişi kastettim. Bir zat bulunanın torunlarında da bu nurun açığa çıktığı çokça görülmektedir. Demek ki sirayet eden, deveran eden, devretmekte olan bir nur söz konusu. Bu nuru o nesil, o soy fark eder veya fark etmez. Fark ederse aşikarı olur, açığa çıkar. Fark etmezse ölmez. Meknuz olarak, impotans olarak, gizil olarak durur. Vakti zamanı geldiğinde çıkmak üzere. Belki de o nakleder. Biliyorsunuz bazı hastalıklar bile taşıyıcıdır bir insan. Farkında olmadan nakleder. Ama nakletmek de bir görevdir. Ona o görev verilmiştir, fark etmiyordur belki. Bir kişi de zuhur edecektir, o zuhur için aracı olur kendisi. İşte Hazreti Mevlana'nın çokça dile getirildiği gibi ve konferans süresince de dile getirileceği gibi sıkça, benim zuhurum, benim bu dünyaya gelişim senin içindir dediği oğlu Sultan Veled. Veled çocuk demek. Başına sultan koyuyoruz, çocuk sultan. Sultan çocuk. Türkçesi. Bir çocuğa sultanlık vermek. Bu nokta çok önemli. Buradan bazı problemlere de geçilebilir. O da özellikle Doğu Anadolu ve Balkan. Doğu Anadolu ve Balkan coğrafyasındaki tasavvufi hayatı bana göre darbe vuran, bana göre sekte vuran bir bid'at. Son 50-60 senede ortaya çıkan bir husus. Evladiyelik usulü. Evladiyelik, yani otomatik şeyhlik. Benim babam şeyhti, o zaman baban vefat ettiğinde yerine kimin geçeceği belli. 8 yaşında olabiliyor, 7 yaşında olabiliyor, posta oturtuluyor. Bunlar bazı sorunlar. Değerli oturum başkanımız bir kağıt şu an hazırlamak üzere. İlk ikaz geliyor bana süremle ilgili. Onun için toplamaya çalışacağım. Konuya giremedim bile aslında. 20 dakika doldu, 5 dakika var. Evet, görüldüğü gibi. Arkadaşlar şey böyle, yani konu çok önemli. 20 dakika değil, belki bana 2 saat de verilse yetmeyebilir. Çünkü deryayı bir bardağa sığdırmak çok zor. Bu büyükleri bir bardağın içerisine, okyanusu bir bardağın içerisine sığdırmak çok zor. Sadece ufak işaretler belki yapabiliyoruz, yapabilirsek 20 dakika içerisinde. Burada o zaman hemen ben sona geleyim. Oradan siz, vakıs ala haza diye bir tabir vardır Arapçada. Sen gerisini kıyas et gayrı diye tercüme edebiliriz. Ben bir şey diyeyim, üstünü de sen eve git, düşün, kıyas et. El-veledu, çocuk babanın sırrıdır dedik. Peki baba, bu manada biyolojik babayı anlatmaya çalışıyorduk ama dikey babaya gelmemiz gerekiyor esas. Oradan yola çıktı bütün kainat, oradan neş'et etti. Biz hepimiz, Şeyh Ekber Muhittin İbn Arabi Fütuhat-ı Mekkiyesi'nde ve büyük arifler anlatıyorlar. Diyorlar ki abayı ülviyat ve ümmühat-ı süfliyat, yüksek yüce babaların ve annelerin birleşiminden meydana gelen ruhlarız bizler. O manevi bir derecenin çocukları olmak, abayı ülviyat ile ümmühat-ı süfliyat, yani o mertebelerin bir araya gelmesinden meydana geliyoruz. Bunlar, süratli geçiyorum, Esmaullah. Allah'ın isimleri böyle tezevvüc ediyorlar, evleniyorlar. Uzun konular, bazı genç arkadaşlara ağır gelebilir.
Allah'ın isimleri, isimler alemde deveran ediyor. Buluşuyorlar, evleniyorlar, çocukları oluyor. O çocuklardan başka isimler zuhur ediyor. Kainat yekpare bu isimlerle lebalep dolu. Ve biz o isimlerin çocuklarıyız. Babamız isimler, kimin ismi? Rabbimizin isimleri. Dolayısıyla burada sufilerin çok çok kullandığı bir hadis-i şerif, bir hadis-i kutsi ile irtibat kurmamız gerekiyor. İnsan benim sırrım, ben ise ben de onun sırrıyım. Allah insanın sırrıdır. O zaman el-veledu sırrı ebihi bu manada anlamayı teklif ediyorum sadece. Ve susuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.